Martı yayınlarının 3. denemesinin Türkçe sorularıyla başlıyoruz arkadaşlar. Birinci sorudan başlayalım bakalım. Hemen kalemimizi alalım. Evet, sorumuzda şunu soruyor: Özel anlatım neydi? Özel anlatım kişisel görüşleri içeriyordu. Nesnel anlatım ise kişisel görüşlerden uzaktı. Doğruluğu ve yanlışlığı kanıtlanabilirdi arkadaşlar. Eğer yorum, beğeni varsa bir şeyin içinde, orada özel anlatım vardır. Burada bize özel anlatıma hangisinde başvurulmuştur diye soruyor. Bu bizi nereye götürüyor? Bu bizi C şıkkına götürüyor arkadaşlar. C şıkkına baktığınızda olağanüstü güzellikteki yarasa fotoğrafları dediği an C şıkkında bir beğeni var. Olağanüstü güzellikteki dediğimizde cevabımız o yüzden C. Diğerlerinde tamamen nesnel anlatım var. Bilgi verilmiş. Doğruluğu kanıtlanabilir anlatım arkadaşlar bu. Cevabımız C. İki'ye geçiyoruz, Bu metinde numaralanmış cümlelerin hangisinde beğenme anlamı yoktur. Şimdi tek tek bakarak gidelim. Harika bir kitap dediğimizde beğenme anlamı var. şıkkı gitti. İki'ye bakıyorum. hayatın bütün zorluklarına rağmen hayatı tutanan bir çocuğun hikayesi anlatılıyor. Beğeni yok arkadaşlar. Burada devam ediyorum. Bu güzel roman dediği an 3'te beğeni var. Çok iyi eser dediği an 4'te beğeni var. 5 şıkkında beğeni yok. Cevabın 5 seçeneği. 3'e bakıyorum. E, fil dişi kuleye çekilmek deyimiyle ne anlatılmak istenmiş? Bize onu soruyor. Çocukların büyük soruları vardır. Geçenlerde bir çocuk bana çiçekler olmasaydı gene de arılar olur muydu diye sordu. İnsanın aklına ister istemez bal geliyor. Sanatla toplumun, toplumla insanın ilişkisi bu soruda gizlidir aslında. Bir toplumun kültürü, medeniyeti, töreleri, dahası coğrafyası olmasaydı sanatçılar nasıl ortaya çıkardı? Evet, bir sanatçı içinde yaşadığı toplumun kültür, medeniyet ve törelerinden beslenir. Ancak sanatçı öteki insanlardan farklı olarak onlara katkıda bulunur. Onları değiştirir, geliştirir. Sanatçının fil dişi kuleye çekilmesi bu büyük görevi nedeniyledir. Çünkü sanatçı diğerlerinden üstün olduğunu düşünüp onlardan çok ayrı bir yerde inzivaya çekilir. Şimdi arkadaşlar, aslında cevabımız şurada çünkü sanatçı diğerlerinden üstün olduğunu düşünüp onlardan ayrı bir yere inzivaya çekilir. Diğerlerinden üstün olduğunu düşünme de bir küçümseme vardır. Zaten fil dişi kuleye çekilmek de e, insanlar arasında kendine mesafe koymak, ama küçümsediğinden dolayı mesafe koymak. Burada A olamayacağını biliyoruz, C olamayacağını biliyoruz. Belki B ile D arasında kalırdık, ama işin içinde küçümseme olduğu için kesinlikle B dememiz gerekiyor. 3B'dir o yüzden. Dörde bakıyorum, karşıt anlamlı sözcükler birlikte kullanılmamıştır diyor. Bakalım, artı ve eksi var, karşıt anlam, A gitti. Bakıyorum, acıkmak ve doymak var, karşıt anlam, B gitti. Ee, gelmek ve gitmek var, C gitti ama D seçeneğinde karşıt anlam yoktur. Beşinci soruya bakıyorum. Hangisinde fiilimsi yoktur diyor bize. Bir kere şu B'de olan derken an en sıfat fiildir. Yaşamaktaki makmek isim fiildir. Konacak bir dal derken ecek acak isim e, sıfat fiildir. Ama A seçeneğinde hiçbir şekilde fiilimsi yoktur. Altıya bakıyoruz. Hangisinde neden sonuç ilişkisine yer verilmiştir diye soruyor. Bakalım E vitamini açısından zengin bir kaynak. E vitaminini kırmızı kan hücrelerinin parçalanmasını önlediği için anemi riskini azaltıyor. Ee, önlediğinden dolayı arkadaşlar burada bir neden sonuç ilişkisi var. B gitti, C gitti. Ya A olacak ya da D olacak. E bizi nereye götürür? Hemen bakıyoruz. Tabii ki kekik arkadaşlar. O da şurada antiseptik ve antibiyotik özelliklerine sahip olduğundan dolayı soğuk algını ve öksürüğe birebirdir. Cevabımız D seçeneği. 7'ye bakıyoruz. Metinde açıklaması verilen gıdalarla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez diyor bize. B'ye bakalım. Kırmızı meyveleri farklı şekillerde tüketme imkanı söz konusudur. Evet, salata, tatlı, sos ve içecek olarak tüketebiliyormuşuz. B gitti. C'ye bakıyoruz. Kekikte bulunan bazı maddeler il, ilaç sanayisinde kullanılabilir. Evet bakın antibiyotik özelliğine sahiptir diyor. Gitti. Ceviz tüketimi zihinsel faaliyetlere etkiler. Evet hafızayı güçlendirirmiş. Algıyı yük arttırırmış. D de gitti. Ama A seçeneği söylenemez. Fındık ve kırmızı meyveler tedavi edici özellik taşımıyor arkadaşlar. Sadece hastalığa yakalanma riskini azaltıyor. Tedavi yapma etmek bambaşka bir şey. Riski azaltmak başka bir şey. 7 A oluyor bu yüzden. 8'e bakalım. Bize bir görsel vermiş. Bir tık küçültelim bunu. Baktığımızda elmayı bir tabak veya tepsinin üzerine koyun. Evet, bir bıçak yardımıyla elmanın üzerinde yarıya kadar bir delik açın. Açtığınız deliğe karbonat ekleyin. Elmanın üzerine daha fazla baloncuk üretebilmek için, daha akışkan olmasını sağlamak için birkaç damla bulaşık deterjanı ilave edin. İsterseniz birkaç damla da gıda boyası ekleyin. Sirkeyi hazırlayın. Sirkeyi yavaş yavaş elmanın üzerine dökün. Bir yana, yanardağ gibi patlama olacaktır. Arkadaşlar, birinci bölüm kesip üzerine karbonat koymaktaydı. Bu birinci bölüm. Ee, diğerinde deterjan koyuyoruz. En sonunda da renklendirici yani gıda boyası ve sirke koyuyoruz. Ama soymakla alakalı bir cümlemiz yok. Cevabımız o yüzden D seçeneği. 9'a bakıyoruz. Kaç tanesi doğrudur diyor. Yazım kuralları ile alakalı bir soru. Birinci cümlede herhangi bir yazım yanlışı yoktur. Hemen bakıyorum. Soğuk kış günlerinde yollara tuzlu çözeltiler ve çeşitli kimyasallar serpiliyor. Hayır yok yazım yanlışı bu doğrudur. İkiye bakıyorum. Buzlanmanın önüne geçmek ya da var olan buzları çözmek için kullanılan bu malzemeler trafikteki yolcuların daha güvenli bir biçimde seyahat etmesine yardımcı olsa da aynı zamanda hem yolları aşındırıyor hem de çevredeki bitki örtüsüne zarar veriyor. Bağlaçla ilgili bir yazım hatası var hem de derken D de ayrı yazılır. Bu da doğru. Üçüncü cümlede büyük harflerin yazımı doğrudur. Bakıyoruz ve Washington derken ee, Eyalet Üniversitesi, isim, özel isim burada büyük yazılmış, burada bir hata yok. Bu da doğru. Dördüncüye baktığımızda ise ünsüz benzeşmesi kuralına uyulmadığından yazım yanlış yapılmıştır. Bir ünsüz benzeşmesini düşünelim. Ünsüz benzeşmesi sertleşme demekti. Ee, B, C, D, G, P, C, T, K'ye dönüşüyordu. Biz buna sertleşme diyorduk. Bu nasıl oluyordu? Şöyle, e, fıstıklı şahap ekleriyle biten sözcüklerden sonra BCDG gelirse PCTK'ye dönüşüyordu. Var mı öyle bir şey bakalım. Sertleşmediğinden dolayı kaynaklanan bir yazım yanlışı yapılmış mı? Hayır yapılmamış ama burada yapılmıştır diyor. Demek ki yazım yanlışıyla alakalı sıkıntı pardon kaç tanesi doğrudur diyor arkadaşlar. 3 tanesi doğru cevabımız o zaman C seçeneği. 10.ya bakıyoruz. Bize yapı unsuru vermiş. Bir hikayenin yapı unsuru. Olay, yer, zaman ve anlatıcı. Bunun dördünün de bir metinde olmasını istiyor. Bu bizi C şıkkına götürür. Şimdi olay belli. Zaman kışmış. Evet, kış olduğu belli arkadaşlar. E, yer e, yolmuş. Evet, yol olduğu belli. Bir kadın sırtında kızıyla birlikte yollara düşüyor. Sırtında... Arkadaşlar cephane taşıyor. Yiğitlerimiz cephane bekliyor diyor. Evet şu an olay tamamdır. Yer tamamdır. Zaman tamamdır. Peki anlatıcı üçüncü kişi mi? Düşmüştü. Kalıyorlardı. O e, Bakalım vermişti derken evet üçüncü kişi. Cevabımız C seçeneği. 11'e bakıyorum. Sözel mantık sorusu 11. Asansör birinci katta durmamıştır. Şimdi Altı katlı bir yer var. Asansörle tek tek ilerliyorlar. Kimler? Adnan, Ayşegül, Kiraz, Serdal, Figen ve Tolga. Şimdi verilenlere bakarak ilerleyelim biz de. Asansör birinci katta durmamış. Evet hepsinde birinci kat boş. Tolga üçüncü katta oturmamaktadır. Bakın burada Tolga üçüncü katta olduğu için zaten A seçeneği kafadan gitmiş oldu. Serdal Bey Adnan Bey ile aynı katta asansörden inmiştir. Adnan Bey yanlışlıkla dördüncü katta indiğini fark edip tekrar asansör beklemek istemediği için iki kat yukarı çıkmış yürüyerek. Demek ki Serdal dördüncü katta iniyor. Serdal dörtte olacak kesinlikle. Arkadaşlar buradan bile bulduk bakın. Serdal dörtte oluyor. Adnan Bey iki kat gittiğine göre Adnan Bey altıncı katta oluyor. Yine devam edelim. Ayşegül Hanım Serdal Bey'in iki kat altında. Bakın iki kat altında. Ee, Serdal Bey'in iki kat altında Ayşegül Hanım. Evet o da oldu. Kiras Hanım Adnan Bey'in hemen alt katında bakalım. Evet doğru cevabımız o yüzden D seçeneği. Bütün verilenlere uyuyor. 12'ye bakıyoruz. Aşağıda Türkiye'de genç nüfus oranları ile ilgili bir bilgilendirme grafiği verilmiştir. Hemen bakalım bilgilendirme grafiğimize. Bu görselden hareketle hangisi söylenebilir? Hmm, şimdi A. 2017'de 15-64 yaş üzeri nüfus en büyük orana sahipken 2018'de 65 ve üzeri nüfus en büyük orana sahip olmuştur. 2018'de 65 yaş üzeri. 2018'de. Bakıyoruz. Hepsini bir kontrol edelim. 2018'de 65 yaş üzeri en büyük orana sahip. Hepsine baktım şu an. 2018, 2017. Nüfus yoğunluğu en yüksek illerimizde bakalım. 2017, 65, 15. Arkadaşlar hepsini kontrol ettiğimde cevabımız bizim C seçeneği çıkıyor. Nüfusun en o, en yo, e, yoğun olduğu yerler deniz kıyısında değil. Bakın Ankara'da var burada arkadaşlar. O yüzden gitti. A seçeneği zaten uymuyor. D seçeneğine baktığınızda... E Şurada zaten sıkıntı bakın il ve ilçe merkezlerinde ikamet edenlerin oranı 2017 ve 2018'de aynı kalmış. Hayır bakın aynı değil arkadaşlar virgül oynaması var 92,5 92,3 o yüzden o da gitti cevabımız C seçeneği. 13. soru 2. döneme ait olduğu için biz alternatif soruya geçiyoruz hemen alternatif sorumuza bakıyoruz bir edebiyat türü olan deneme, yazarın düşüncelerini ispata gerek duymadan anlattığı bir yazı türüdür. Denemeci kendisiyle konuşuyor gibi yazar. Bu yüzden samimi bir hava vardır denemelerde. Şimdi deneme genelde sohbetle karıştırılır. Çünkü ikisinde de arkadaşlar ee, samimi bir dil vardır. Ama sohbetle deneme arasındaki fark nedir? Sohbette karşı tarafla konuşur gibi yazarsın. Denemede kendi kendine konuşuyor gibi yazarsın. E, bu seni nereye götürür bakıldığında? Bu siz arkadaşlar C seçeneğine götürür. Hemen kalemimizi de alayım. Bakın C seçeneğine baktığınızda samimi bir dil var ve kendisiyle konuşur gibi. Şiir bir iç kale sanatıdır. Çünkü dil vasıta olarak değil, malzeme olarak kullanıldığı zaman milletin iç kalesidir. Böyle anın alınınca bir milletin insanının, tarihinin, kültürünün ta kendisidir. Köpüğüdür, çiçeğidir, tacıdır. Bakın bunlar e, geri kalanlara baktığınızda A'da bir kere bir öykü var, ortada bir olay var arkadaşlar. B'de bilgi veriyor, açıklama var orada. Burada da aynı şekilde bilgilendirme var ama C'de fikir yazısı, kendi kendine konuşur gibi fikirlerini söylemiş kaldığımız yerden devam edelim. 14'e bakıyoruz. Hangisinden itibaren düşüncenin yönü değişmiştir? Düşüncenin yönü genellikle fakat, ama lakin gibi bağlaçlarla değişir. Matematikçilerin katı, mantıklı, rasyonel, sanatçıların ise matematikçilerin katı, mantıklı, rasyonel, sanatçıların ise duygusal ve hayal gücü gelişmiş kişiler olduğu düşünülür. Fakat sanatın değişik alanları ile ilgilenen matematikçi, fizikçi ve mühendisler de vardır. Şu fakati gördüğünüz an demek ki burada yönü değiştiren bölüm ikinci bölüm arkadaşlar. Fakat burada düşüncenin yönünü değiştirmiştir. Evet, 15'e bakıyoruz. Birinci cümlede birden fazla fiilimsi kullanılmıştır. Bakıyoruz. Kullandığımız derken dık dik var sıfat fiil. Görünen derken an en yine sıfat fiil. Evet, birden fazla fiilimsi kullanılmış. Bu doğrudur. İkinci cümlede sıfat fiil grubu sıfat tamlaması kurmuştur. Sıfat tamlaması neydi? Bütün sıfatlar aynı zamanda sıfat tamlaması sayılıyordu. Bakalım ikiye. Evet, bulduk arkadaşlar. Ee, yapımında hepsinin yapımında lastik benzeri bir madde olan kauçuk kullanılmıştır. Nasıl kauçuk? Lastik benzeri bir madde olan kauçuk arkadaşlar. Burada an ne sıfat oluşturmuş. Sıfat fiil eki zaten biliyorsunuz. Sıfat damlaması olarak kabul ediyoruz. Üçüncü cümlede zarf fiil kullanılmıştır. Var mı bakalım. Lateks adı verilen beyaz renkli koyu kıvamlı ve yapışkan bir öz suyu vardır. Hayır yok. Dördüncü cümlede üç fiilimsi türüne de yer verilmiş. Bakıyoruz an en var sıfat fiil, makmek var isim fiil ama zarf fiil yok arkadaşlar. O da çarpı o zaman benim cevabım B seçeneği sadece iki tanesi doğrudur. 16'ya bakıyorum. 16 noktalama işaretleri ile alakalı bir soru. Bu metinde kullanılan noktalama işaretleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Peru'nun güneyindeki antik İnka şehri direkt aslında seçeneklerden gidelim. Nokta birden fazla işlevde kullanılmıştır. Bakıyorum hemen. Evet arkadaşlar bakın metreyi söylerken sayıların arasında nokta kullanmışız ayırmak için. Bir de cümle bitiminde nokta kullanmışız. A seçeneği gitti. Özel isimlere gelen kesme işaretiyle çekimeklerini ayırmışız. Evet Perun'un derken bakın. Ya da ne diyelim dünyanın yeni yedi harikasından derken ayırmışız. B de gitti. Virgül hem işi yapan ögeyi belirtmek hem de eş görevli sözcükleri ayırmak için kullanılmıştır. Bakalım hem işi yapan ögeyi belirtecek Bakalım, var mı? Hayır arkadaşlar bulamadım. Ama D seçeneğine baktığınızda kısa çizgi hem sayılar arasına girmiş, bakın tarihler arasına girerek ve ile ila arasında anlamları vermiş, hem de sonda e, sığmayan satıra sığmayan kelimeleri bölmek için kullanmışız. O zaman cevabımız C seçeneği. 17'ye bakıyoruz. Yine görsel okuma sorusu. Bazı köpek türleriyle alakalı. E, yiğit bir köpek almak istiyor ve boyutlarının küçük olmasını istiyor. E, zaten kafadan bu iki köpek türü elenmiş oldu. Bir de ne istiyor? Sadık ve yabancılarla sadık olmasını ve yabancılarla iyi iletişim kurmasını istiyor. Arkadaşlar sadık ve iletişim iyi kurabilecek. O zaman ben, bu köpek bulldog olmalı. Cevabımız C seçeneği. 18'e bakalım. Hangisi metnin giriş bölümü olmaya en uygundur? Şimdi giriş bölümü olabilmesi için bu gibi sıfatların kullanılmaması gerekiyor. Çünkü mesela bu çocuk sokakta geziyordu dediğimde benim öncesinde o çocuğu bir anlatmış olmam gerekiyor bu çocuk dediğime. Devam edelim bakalım. A çocuğumuzla saklambaç, körebe, seksek ve bunlara benzer pek çok oyun oynadık. Belki aramızda bu oyunları hala oynayanlar da vardır. Fakat gelişen teknolojiyle ve değişen yaşam tarzımızla birlikte yıllardır oynanan oyunlar değişiyor. Hayatımıza her gün yepyeni oyunlar giriyor. Arkadaşlar bu giriş bölümü kesinlikle olabilir. Neden B olamaz? Bakın B de bu marifetli robotlar diyor ve öncesinde robotları hiçbir şekilde anlatmamış. B kesinlikle giriş bölümü olamaz. Zirai mücadele ilaçlarının yanı sıra yaşam alanı kaybının da bakın öncesinde zirai mücadele araçların e, ilaçlarının yanı sıra diyorsa açıklama yapmış olması gerekiyordu. C de gitti. Sürüş destek sisteminde ise demek ki ondan önce başka bir açıklama yapmalı ki ise diyebilmeli. Şöyle şöyle yapmış ama diğeri ise yapmamış diyeceksin. Öncesinde demek ki açıklama ihtiyaç var. Cevabımız A seçeneği. 19. soru yine ikinci döneme ait bir soru arkadaşlar. O yüzden yine alternatif sorumuza geçiş yapıyoruz. Hemen 19'a bakalım. 19 ne ile alakalıymış? Yukarıdaki parçada 6 çizeli söz öbeğinin cümleye kattığı anlam aşağıdakilerden hangisine vardır? Arkadaşlar burada 6 çizeli söz öbeği göbek bağını koparan. Göbek bağını koparan ne demek? Bir düşünelim bakalım. Tamamen ayrılmak değil mi? Bir şeylerden sıyrılmış olmak. A olamaz, B olamaz. Cevabımız C arkadaşlar. Yeni mimari bütün örnekleri e, biçim ve renklerden sıyrılarak insan ruhuyla ilişkisini kesmek yolundadır. Şuradaki sıyrılmaktan göbek bağını koparmak olduğunu anlayabiliyoruz. Cevabımız C seçeneği. Şimdi son sorumuza geçelim. Bize belli bir e, daire grafiği vermiş arkadaşlar ve sana bunun hangisi e, alttaki grafikle uyuyordur diyor tüm grafiğiyle. Bir kere yeşil 11,3'müş. %11,3. Burada 20 diyor. İlk gözüme çarpan o gitti. Devam edelim. Sarı e, mavi %18'miş ama burada 20 diyor. Gitti. Şuradaki farklılıklardan yola çıkarak bulalım. Bakın kırmızı %25 diyor ama kırmızı neymiş? %20 imiş. O zaman benim cevabım B seçeneğidir. Bu son sorumuzda da denemeyi bitirmiş olduk arkadaşlar.